Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Troya Kültür Merkezi'nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele adlı panel düzenlendi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde öldürülen 3 kız kardeşin anısına 1999 yılından bu yana 25 Kasım'ı Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ilan etmişti. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Çanakkale Kadem İl Temsilciliği'nin katkılarıyla Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Troya Kültür Merkezi'nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele adlı panel düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan panel daha sonra günün önemine binaen hazırlanan müzik dinletisiyle devam etti. Ardından AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nun günün önemiyle alakalı video mesajı panelde izletildi. Karşı işlenen suçlarda cezai yönden caydırıcıyı arttırmayı amaçlayarak çalışsak da nihayet çözümün bu konuda toplumsal bilinci arttırmaktan geçtiğini de bilinçliyiz. Bu nedenle başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yız. İçişleri Bakanlığımız, ilgili kurum ve kuruluşlar bu konuda gerek basın yayın yoluyla, gerekse eğitim, toplantı, panel gibi etkinliklerle bu konuyu işliyorlar. Bu anlamda düzenlenen panelin son derece önemli olduğu bilinciyle düzenleyen kurumlarımıza teşekkür ediyor. Birbirinden kıymetli panelistlerimize ve siz değerli katılımcılara selam ve sevgilerimi sunuyorum. Şiddetin her türlüsüne karşı olmaya devam edeceğiz. Daha sonra konuşma yapan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sedat Murat şunları söyledi. Bizim bütün kötülüklerle, ahlaksızlıklarla mücadele edecek yepyeni bir insanlık ve ahlak anlayışına ihtiyacımız vardır. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Gençlerimiz, toplumumuz şunu unutmasınlar. Ezeli ve ebedi kameralar bütün dünyayı kayda alıyor. Zerre kadar iyiliğin ve kötülüğün hesabının verileceği bir günden korkan insan tipi ortaya çıkmadıkça yine bu kötülüklerin önünü alamayız. Ben sözlerime hiçbir canlıya şiddet uygulanmayan, gerçekten eşrefi mahlukat olan bir insan tipinin dünya hakim olmasını, kadınıyla, erkeğiyle, canlısıyla, karıncasıyla herkesin güven içerisinde yaşadığı bir dünya temennisiyle konuşmamı burada noktalıyorum.